Değerli izleyiciler, az önce ekranlarınıza getirdik. Dün akşam Halk TV'nin İçmeler'de gerçekleştirdiği yayına bir saldırı düzenlendi. Hukukçu Salim Şen de oradaydı. Şimdi de Gerçeğin İzinde programında konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size de. Teşekkür ediyorum. Ben de size geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok talihsiz görüntüler izledik. Ekranlara da taşıdık izleyicilerimiz için. Siz şöyle bir ifade kullandınız. O saldırı yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, muhalif olmaya, basın özgürlüğüne bir darbe daha indirdi dediniz. Dün akşam neler yaşandı? Sizden dinleyelim. Alo. Diyebiliyorum ben sizi. Şimdi içinde bulunduğumuz koşullar dolayısıyla biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kusura bakmayın. O kadar sıcak ki telefondan bağlanıyorum size. Telefon kendisini kapatıyor aşırı sıcaktan dolayı. Şimdi şöyle, dün akşam tabii çok vahim bir olay yaşandı. Bu demokrasimiz açısından, düşünce özgürlüğü açısından, meşru muhalefet açısından, siyaset yapma hakkı açısından çok vahim sonuçlar doğuracak, çok dikkatle takip edilmesi gereken bir hadiseydi. Bizim şahıs olarak bizlerin herhangi bir sorun değil, yani bizlerin hedef alınması. Burada önemli olan sizin de biraz önce söylediğiniz gibi demokrasimizin hedef alınmasıydı. İşte içinde bulunduğumuz otoriter, baskıcı, bu keyfi yönetimin giderek meşru siyaset alanını daha da daraltmasının alo, sesim geliyor mu? Geliyor, duyuyorum ben sizi. Görüntüde bir kaybolma. Zaman zaman problem yaşayabiliyoruz. Söylediğiniz gibi hem hava sıcaklığı. Meşru siyaset alanını gitgide daraltmasının ve bütün muhalif seslerin susturulmaya çalışılmasının yeni bir örneği. Biliyorsunuz bugüne kadar birçok gazeteciye, birçok aydına, birçok muhalife, birçok düşünce insanına sadece düşüncelerini açıkladıkları için, sadece iktidarın projeksiyonuna aykırı şeyler söyleyip onun iktidar alanını yine iktidara göre tehdit ettikleri düşünüldüğünden tek çare olarak susturulmaları gibi bir yönteme başvurduklarını görüyoruz. Şimdi bu tabii ülkemiz açısından çok yakın takip edilmesi gereken, çok dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. Bu sıradan bir olay değil. Bu öyle algılanmamalı. Bu son derece organize, son derece planlanmış, başından sonuna kadar kurgulanmış ve tesadüf olmayacak şekilde bu işte oradaki 5-10 kişinin bir araya gelerek sistemli yürüttükleri bir saldırı idi. Siz nitekim, kaç kişiyi gördünüz orada dün akşam? Efendim? Kaç kişiyi gördünüz? 5 kişi gözaltına alınmıştı ancak. Şimdi ilk önce tam canlı yayın sırasında yayın devam ederken 5 kişi hemen arka bölgemizden, yani sokaktan yayın alanına girerek ve son derece provoke edici, işte ajite olmuş bir şekilde burada yanlış şeyler söyleniyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz katılmak istiyoruz. Biz de konuşacağız. Bizim de söyleyeceklerimiz var gibi son derece saldırgan bir üslup ile canlı yayın alanına girmeye çalıştılar. Bu sırada programın moderatörü Gökmen Karada o kişiler yanaşmaya başladığında zaten hemen eliyle durun işareti yaparak buraya giremeyeceklerini söyledi. Ama bu tehdit ve taciz teşkil eden eylemleri devam ettiği sırada yayını tabii sorumlu bir yayıncılık anlayışı içerisinde kesti. O sırada saldırgan bu 5 kişiden oluşan grup daha da hiddetli bir şekilde tehdit etmeye başladılar. Bu şekilde bir yayına izin vermeyeceklerini, bunun devamı halinde engelleyeceklerini söylediler. Yanlış şeyler söylüyorsunuz gibi soyut kavramlarla itiraz etmeye başladılar. Gökmen Karadağ kendilerine o yayın arasında şunu söyledi. Canlı yayına bu şekilde katılamazsınız. Bu yayıncılık ilkelerine aykırı. Her isteyeni buraya çıkartamam. Çıkartamayız ama itiraz ettiğiniz her ne ise, neyi yanlış söylediğimizi düşünüyorsanız kağıt kalem alarak bunları söyleyin. Şimdi not alacağım.
yayına döndüğümüzde tek tek hepsini dile getireceğim diye birkaç kere üstüne basarak hatırlattı. Buna rağmen somut bir talepleri olmayan bu grup tekrar aynı şekilde işte bu yayına izin vermeyeceklerini, burada yanlış şeyler yapıldığını söyleyerek gitgide daha da saldırganlaşmaya başladılar. Biz onları yayın alanından çıkartmaya çalıştığımızda da bu sefer fiziki bir saldırı başladı. İçlerinden işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi bugün tutuklamaya sevk edilen şahıs fiili bir saldırıda bulunarak darp eylemi gerçekleştirdi. Özellikle bir kameraman arkadaşa. Yine müdahale ettiğimizde grup olarak onları uzaklaştırmaya çalıştığımızda aynı şahıs çöp kutusuna koşarak hızlı bir şekilde 20 metre uzaktaki oradan aldığı bir soda şişesini savurarak geldi, duvara vurarak kırıp o kırık cam parçalarıyla bizlere saldırmayı düşünüyordu ama başaramadı kırmayı ki kendisini o anda engelledik, şişeyi üstümüze doğru fırlattı. Bir süre bu arbede yaşandıktan sonra grup, daha sonra da bir 3-4 kişi daha geldi onlara katıldı. Yani bir 9-10 kişiye çıkmıştı. Bir araca binerek hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştılar. Kaldığımız yerden yayına devam ettik. Bu söylediğim gibi yani en son biliyorsunuz 15 Temmuz sürecinde bir canlı yayının FETÖ'cü darbeciler tarafından basıldığına tanık olmuştuk. Bir canlı yayın basılması orada söz konusu olmuştu. İkinci bir canlı yayın basılma eylemini de maalesef dün akşam burada yaşamak durumunda kaldık. Peki kim bunlar tahmininiz var mı? Öngörünüz. Efendim? Kim bunlar tahmininiz var mı? Öngörünüz şimdi var mı? Şimdi şöyle yani zaten o kişilerden bir tanesinin AKP ile irtibatlı olduğu, parti teşkilatında muhtemelen görevli bulunduğu ya da en azından iltisaklı ve irtibatlı olduğu sosyal medya paylaşımlarından da açık kaynaklarda görülüyor. Mehmet Ağar'la fotoğrafı olan kişiden mi bahsediyoruz? Mehmet Ağar'la bir fotoğrafı yine medyaya yansımış durumda. Şimdi bunların zaten kimlikleri, kişilikleri, nereden geldikleri, nereden beslendikleri çok açık bir şekilde belli. Sorun bu saldırganların kim olduklarından ziyade bunları bu cürete, bu cesarete ve bu tecavüz eylemlerine teşvik eden bu siyaset anlayışıdır. Ülkemizde öyle bir iklim var ki yani muhalefet lideri Meral Akşener'in bile saldırıya uğradığı bir olaydan sonra gereken dersi verdiler. Daha bu iyi günleriniz, bak daha neler olacak diyen bir cumhurbaşkanının yönettiği bu ülkede Kemal Kılıçdaroğlu gibi ana muhalefet parti liderinin toplumun gözünün önünde devletin güvenlik bürokrasisinin gözlerinin içine baka baka linç edilmeye çalışıldığı bir ortamda, bir ülkede böyle provokatif organize eylemler ile muhaliflerin, muhalif düşüncenin, siyasetin, siyaset alanının, düşünce özgürlüğünün sabote edilmeye çalışılması çok sürpriz değil, maalesef değil. Şimdi bu sıradan bir adli vaka olarak görülemez, görülmemeli. Şayet bu işte şu anda da yansıyan bilgilerle bu şekilde yürüdüğünü gördüğümüz bir soruşturmaya konu olacaksa arzu edilen buradan netice yine çıkmayacaktır. Yani dört saldırganın serbest bırakılıp birisinin işte savcılığa sevk edildiği haberi bu soruşturmanın organize bir suç kapsamında yürütülmediğini gösteriyor. Bu sıradan bir müessir değil, sıradan bir saldırı eylemi değil. Bu son derece organize, son derece planlı bu ülkenin iç barışına, bu ülkenin toplumsal yaşamına, bu ülkedeki siyaset yapma hakkına, anayasal düzene, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına yapılmış sistematik bir saldırının bir parçasıdır. Bu şekilde soruşturulmadığı sürece bu kişilerin kimler tarafından talimatlandırılıp, kimler tarafından örgütlenip, kimlerce teşvik edilerek canlı yayın sahasına gönderildiği HTS kayıtlarından, iletişim bilgilerinden yani geniş kapsamlı bir soruşturmayla ortaya çıkarılmadan böyle efendim işte dostlar alışverişte görsün tarzı üstün körü adi bir suç soruşturmasıyla yürütülüp üstünün kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Arzu ettiğimiz
neticeye ulaşmayı da sağlamaz. Hı hı. Ben ülkem adına, demokrasimiz adına endişeliyim. Tabii ki bu endişem, susacağız, bunlardan etkileneceğiz, sesimizi kısacağız anlamına gelmez. Bu saldırılar bizi sindirmez, sadece güçlendirir. Çünkü biz haklıyız, çünkü biz doğruları konuşuyoruz, çünkü biz halkımızı bu zulüm düzenine karşı, bu haksız, hukuksuz, bu baskıcı, bu otoriter rejim anlayışına karşı uyarmaya çalışıyoruz, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Her mecrada, elimize geçen her fırsatta bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Peki bu... Susmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız. Bunu bilsinler. Serbest bırakılan 4 kişi ne gerekçeyle serbest bırakıldılar? Yani ifadeleri alındıktan sonra, ki bu emniyet ifadeleri, savcının kendilerini gördüğünü zannetmiyorum, bir ifade aldığını da düşünmüyorum. Emniyet ifadelerinin üzerinden efendim bunların işte herhangi bir eylemleri tespit edilememiştir gibi bir gerekçeyle serbest bırakıldıklarını düşünüyorum. İşte elinde şişe ile saldıran kişinin sevk edildiğini biliyoruz. Dediğim gibi bu şekilde adi bir suç soruşturmasıyla herhangi bir sonuç alınamaz. Organize bir suç soruşturması gerekir. Bunun arkasındaki mahkumların mutlaka ortaya konması gerekir. Şimdi o bir kişi de tutuklanması talebiyle sevk edildi. Ceza alır mı? Tutuklanır mı? Hiç zannetmiyorum. Bundan önceki örneklerde olduğu gibi ellerini kollarını sallayarak yine bir anlayış tarafından korunarak aramıza salınacaklar. İlginçtir ki bir saldırı da dün Milas'ın Ören Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan yurttaşlara kendilerini AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olarak tanıtan bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Yine o anlar kameralara yansıdı. Bu bir tesadüf mü? Yani tesadüf değil tabii ki. Bu ülkenin içinde olduğu siyasi atmosferi ve ortamı gösteriyor. Hikayesi kalmamış bir iktidarın gitgide daha da otoriterleşeceği, elindeki tek enstrümanın işte bütün muhalif sesleri, bütün farkındalık yaratmaya çalışan kalemleri, kişileri, muhalif unsurları bir şekilde susturmaya, baskı ile, cebir ile, yargı eliyle sindirmeye çalışmasının dışında herhangi bir enstrümanı kalmamış bir iktidar var. Dolayısıyla bunlar tesadüf değil. Korkarım bunlar yine daha sonraki günlerde devam edecek. Ama dediğim gibi bizler yılmayacağız, konuşmaya, anlatmaya, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yeniden. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, çok teşekkürler. Teşekkür Hepimize ederim. Geçmiş olsun aslında. Hepimize.